mevsuf Allah, mevcut Allah, hiç kesinlikle kayıtsız şartsız noktadan görmeyeceksin. Öbür tarafta birilerinin bir takım şeyler yaptığını, karıştığını, değiştirdiğini, ettiğini görürsün, yaşıyorsun çünkü. Sorabilirsin. Onun için bekle. Sana o farkı yapacak sıfatlar giydirilsin. O farkı yapacak sıfatları giydiğin zaman, o gözlükle baktığın zaman, efendi o zaman demez. Efendi o zaman noksan görendir, noktandır, onun için değildir o. O noksan görmüyor. O Allah'ın fiilini, tecelliyatını Muhammediyete göre düzenliyor. Bak Hazreti Ömer gitmiş bir gün savaşa. Niyet belli. Ordular hazır. Gidilecek yer belli. Haber gelmiş. Tam girecekler oraya. Haber gelmiş orada. Salgın bir hastalık var. Veba. Hepsini öldürüyor. Hazreti Ömer yavaşça orduları geri çevirmiş. Bir sürü orada fail Allah diyen, mevsuf Allah diyen, mevcud Allah diyen var ordunun içinde. Ya Ömer, sen ne yapıyorsun? Fail Allah değil mi? Allah'ın fiilinden mi kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Bize öğrettiniz. Fail Allah, mevsuf Allah, mevcud Allah. Bu nasıl? Biz bu niyetle gelmedik mi? Hepimiz bu şekilde hazırlanmadık mı? Selamun aleyküm. Rica ederim. Şimdi ben dostlara dedim biraz sohbet yapalım bakalım hele haber gelir bunlardan. Eyvallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi Emin Efendi de yine, o da cevap vermedi. Ben de bekliyorum, namaz da kılmamıştık. Tamam Kamil Efendi, Allah razı olsun. Amin, Allah razı olsun. Selamlarını bütün dostlara söylüyorum şimdi. Eyvallah, selamünaleyküm. Kamil Efendi'nin selamları var. Gelememiş, herhalde yorgunmuş. Birazcık halsizlik var. Belki biraz rahatsızlık var. Emin Efendi de öyle telefona şey yapamadı. Bir sohbetimize devam edelim istiyorsanız. Nasıl verirsen. Nasıl arzu ederseniz. Emir sizin, söz sizin. Emir Allah'ındır, söz Allah'ındır. Evet. Nerede kaldık? Öyle bir şey ki, öyle bir şey ki, Hazreti Ömer'de buradaki sohbet öyle bir mertebeden gelir ki, kalır orada, kalır orada, hatırlamazsın da. Ya o neydi bizim sonumuz? Savaşta kalmışsınız efendim. Savaşta kalmışsınız, geri çevirdim. Şimdi bazen İbrahim Efendi böyle sohbet arasında mevzu nerede? Şimdi unutur olur. Nerede kalmıştık? İnanın. Yahu nerede kalmış? Düşünürdük o anda. Nerede kalmıştı? Efendinin son noktasını... Bu sohbetler öyle. Bu sohbetler, o sohbetin o zevki, o tazdikli, o şiddetli eğer dışarı çıktığımız zaman azıcık taşıyabilirsek var ya, azıcık şöyle bir gün değil, bir gün değil, birkaç saat daha taşıyabilsek var ya, bitti. Senin formun hemen doldurulur. Ama maalesef, bazen buradayken bile dikkat ediyorum, bazen buradayken bile sohbetin sonuna doğru daha, o manevi hava iniyor, aşağı iniyor.
Hani Hazreti Süleyman örnek vermiş. Gündüz yapılıyor, gece yıkılıyor. Öyle olacak zaten. Yani öyle olması da lazım. Yoksa birden olmuyor. Birden olmuyor. Ha birden oluyor, birden verilmiş. Ama onun mamuru, imari yavaş yavaş olacak. Ya Ömer. Fail Allah, mevsuf Allah, mevcut Allah, niyetimiz de böyleydi. Senin yaptığın bizim şuurumuza ters düşüyor şimdi, geri kaçıyorsun. Yakışır mı? O da diyor ki, ben Allah'ın bir tecellisinden başka bir tecellisine. Her an ayrı şendedir. Onun güzelliği. Yine fail Allah. Oradan bu tarafa gitsem de fail Allah. Ama şimdi Hazreti Ömer, bak adı üzerinde Hazreti, bunu yapan Hazreti Ömer, Fark ehli ne yaptığını biliyor. Yoksa tecelli de nefsimizden mi, yoksa Allah'tan mı, ruhtan mı, nasıl olur diye o kadar zorlanırız ki. İnsanın zorlandığı yer orası. Nasıl bazen ikiliye düşersin ya, ya şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye bir ikiliye düşersin. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Halbuki senin yanlış kararın, yanlış kararın. Bu ikilikte kalmandan iyidir. Kalma orada. Kararını ver. Hangisi ise tamam. Bak yanlış kararın diyorum ki iş anlaşılsın. Yoksa senin kararın doğru olandır. İster sevinsin, ister senin hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin. O karar tamam, bitti. Fail Allah. Bitti. Bunu bu şekilde anlatıyorum ki anlaşılsın diye, yani yanlış kararın diyorum. Ortada kalıp şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Şunu yapsam, bunu mu yapsam? Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Ya şu da güzel, bu da güzel. Ya nasıl yapsam? Bak, yanlış kararın ikisi arasında kalmaktan iyidir. Ya ikisini de yap. Yapamıyorsan birisini yap. Hangisini yapsan, ne yaparsan yap, fail Allah'tır. Ne yaparsan yap, sen sonunu seyreyle. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Hep şuhud deriz. Şuhud deriz. Nedir şuhud? Şuhud dersindir. Yoksa şuhud deyince hepsi için aynı şey değil. Şuhud senin dersindir. Dersin neyse, dersine göre kararını verdin mi bitti. Dersine göre hareket ettin mi tamam. Doğrusu seninkidir. Hazreti Davud zamanında bir tane diyor ki ya Rabbi diyor, yalvarıyor sürekli Allah'a. Şimdi burada Hazreti Davud örneği verilmiş de bunu Hazreti Davud olur, sen getir günümüze, sen getir kendi haline, getir kendi enfüsüne. Zaten önce mevzuyu enfüsümüze getirmezsek sonra acaba ne zaman gelir bizim enfüsümüze? Onu afakta bir sahne, bir hikaye olarak düşünürüz, orada kalır. Kim bilir ne zaman, kaç ay sonra gönlümüze ya da kaç yıl sonra bu benim için söylenmişti diye uyanırız da ben yine işin edebinden gideyim. Siz işi gönlümüze getirin. Hep beraber getir gönlümüze. Ya Rabbi diyor, ben çalışmadan, ben uğraşmadan bana rızık ver. Duası böyle. Şimdi içimizden bu duayı yapan var mı? Ben çalışmadan, uğraşmadan bana rızık ver. Zor.
işin zahirine bakarsak edebi Muhammed'e aykırıdır. Allah bizden çalışma ister. Çalışmanın karşılığında neyse rızkını bir şekilde verir. Ama bir başka yönümüz var. Hepimiz istiyoruz. Ben istiyorum ya Rabbi, yatağa uzanıyorum, gönder rızkını. Yahu istiyoruz hepimiz. Hangimiz çalışmadan? Hiçbirimiz de demiyoruz ki, şimdi bizim yaptığımız çalışma, bazen onu da yapmasak gönder diyoruz. Hepimiz bu duayı her zaman yapıyoruz. Dil ile yapmasak dahi, halimizde diyoruz ki, ya Rabbi anlayayım, ya Rabbi bana hikmetini göster, ya Rabbim bana manayı aç. İşte çalışmadan istediğin rızık manevi olan rızıktır. Çalışmadan istiyorsun. Çalışıyorsun bazen ama çalışsan da çalışmasan da onu çalışmadan istiyorsun o rızkı, o manevi rızkı, o tevhid sohbetini, o gönüle gelen ilhamları, hepsini. Zaten o muhakkak sana çalış deniliyor da o işin mayası. Zaten o Allah'tan hediyedir. Sen çalışmadan sana veriliyor. O hediye adı üzerinde hediye olan çalışarak mı kazanılır? Yok. Bak o fehmiye hatadır kim diyor, eyvallah. İşte burada bir ipucu verdim ki biz işi enfüste anlayalım bu hikayeyi. Yani baştan hemen bir ipucu verdim. Diğer olayları da hep enfüste anlayalım. Kendimizi de çözelim. Ya Rabbi diyor, çalışmadan bana rızık gönder. Artık sokağa çıksan dersen ki bu falancanın duası nedir bilir misin? Çocuklardan tut ihtiyara kadar herkes diyecek ki onun duası hep dua eder. Ya Rabbi ben çalışmadan bana rızık gönder. Herkes buna şahit. Bir gün bahçesine bir tane öküz giriyor. Bir seviniyor. Tabii yıllar sonra bu olay. Bir seviniyor. Allah'ım, ya Rabbim, sen ne güzelsin. Olduğu gibi bıçağı alıyor. Kesiyor. Yoksa Allah gönderdi rızkımı. Kesiyor, yediğini yiyor, sattığını satıyor. Ondan sonra diyor. Öküzün sahibi geliyor. Kasaba satmıştın duydum. Benim öküzü satmışsın diyor. Hadi sattın, parasını ver. Artık kesmişsin, satmışsın yani öküzümü verdi diye mi dar, parasını ver. Adam diyor ki, o benim rızkımdı. Ben yıllarca dua ettim. Allah da bana gönderdi. Kapıma gönderdi. Avludan içeri girdi. Ben de Allah'ın gayretiyle kestim onu. İhtiyacım olanı yedim. Fazlasını sattım. Halka şikayet ediyor. Nasıl olur? Şeriata aykırı bu. Yakışır mı? Millet toplanıyor başına, böyle şey mi olur? Yahu birisinin öküzü birisinin bahçesine girince onun mu olacak? Kesip yiyecek mi? Şunun söylediği lafa bakın. Böyle şey olmaz. Tabii halkta olmaz böyle şey. Bizimki de gidebilirdi. Herkesin gidebilirdi o bahçeye. Öküzü kesene diyorlar ki sen suçlusun arkadaş. Bu feryat ediyor. Ya Rabbi diyor. Bunlar halimi anlamıyorlar. Bunlar içindeki manayı, içindeki o aşkı, zevki göstersene. Neden böyle yaptığını? Hazreti Davud geliyor. Ne oluyor burada? Neler oluyor? Nedir bu? Ya Davud. Davacı olan diyor ki, ya Davud diyor. Bu adamın yaptığına bak. Anlatsın sana benim öküzümü nasıl yemiş, şimdi de mazeretine. Ya Davud diyor. Sence malumdur.
yıllarca dua ettim ya Rabbi bana, çalışmadan, uğraşmadan rızık gönder. Allah da bana gönderdi. Ben de aldım, kestim, yedim, sattım. Bu benim rızkım. Hazreti Davud, bu diyor şeriata aykırı. Bu şeriata aykırı, bu senin yaptığın doğru bir şey değil. Bir delilini getir. Bak dedim şeriatımızda bu var. Bu ya Rabbi diyor. Ya Rabbi diyor, Hazreti Davud'un da gönlüne ver bu işin hakikatini. Öyle bir işten söylüyor ki, Hazreti Davud diyor ki, diyor, dava sahibine diyor, davacıya, sen diyor bana müsaade et bugün. Ben danışayım, seccademde Allah'ın huzuruna durayım, bu işin hakikatini size anlatayım yani. Tamam. Hazreti Davud seccadeye dururken, Hazreti bir daha oraya gitmeden birisi arkasından Hazreti Davud'u tutuyor. Ya Davud, diyor, ben iman etmişim. O birdir, birliğinde şüphe yok. Hazreti Davud gidiyor seccadesine. Duruyor seccadeye. Seccadesinde Hazreti Davud'un üzerinde diyor öyle. Seccadesinde işin, olayların hakikati ona gösterilir. Hazreti Davud'a işin hakikati beyan olur, açık olur. Ondan sonra bak biz tefekkür edelim. Nedir öküz? Nedir onun o duası? Nedir bahçesine girmesi? Biz bunun hikmetlerini yapalım. Nedir davacı kimdir? Hazreti Davud neresidir? Bunlar bizim için bir beyin jimnastiği olsun. Tefekkür edelim ki bu çözdük mü bir tanesini, bir başka olay da çözeriz. Onun için peş peşe geliyor. Yani bir problemi çözmeyi öğrenen bir başka problemi rahatlıkla çözer. Bir başkasını çok daha rahat çözer. Ertesi gün Hazreti Davud geliyor. Dava görülecek. Davacıya diyor ki, sen diyor bu öküzü helal et bu Müslümana. Onun olsun. Böyle şey olur mu? Ben diyor hakkımdan vazgeçmem. Senin şeriatın diyor bunu mu uygun görüyor? Ey ahali diyor, görüyorsunuz diyor Hazreti Davud'un verdiği karara. Bir de kendi şeriatına bakın. Hazreti Davud'un şeriatında böyle bir şey var mı? Yok. Peki Hazreti Davud kendi şeriatına muhalif hareket ediyor. Bunu hepiniz şahit oluyorsunuz, görüyor musunuz? Milletin zayıf gönlü, inancı, imanı zayıf olanlar hemen Hazreti Davud'un verdiği karara bakın şimdi. Hem de kendi şeriatına muhalif bir davranışta bulunuyor. Hakkını helal et diyor. Hazreti Davud diyor, bak diyor, fazla ısrar edersen, helal etmezsen senin için iyi olmayacak. Bu da feryadır. Nasıl karar diyor? Bir de beni tehdit ediyor. Hazreti Davud diyor ki, senin bütün malın onundur. Bütün malın onundur diyor. Davacı daha da feryat ediyor. Öyle bir söylüyor, öyle bir söyleniyor ki halkta kuşku duymaya başlıyor. Bugün diyor buna yapılan bize de yapılır yani şeriat. Böyle mi olacak? Şeriatta böyle mi hareket edilir? Fark ehli bunu mu yapar? İşin başında olan böyle mi karar verir? İmanı zayıf olanlar iyice zayıflaşıyor. Adamda feryadı daha da. Bir uykuyken bütün mal serveti de çok. Çiftlikler sahibi, esirler sahibi, köleler sahibi, mal, mülk. Kabul etmiyor. Bak,
Senin diyor evlatların da eşin de olur. Evlatların da eşin de olur. Feryat daha da artık millet iyice iman gitti. Artık hani diyorlar iplik iman gitti. Kopacak. Bak diyor eğer onu da ısrar edersen kellen de gidecek. O daha fazla feryat ediyor. Daha fazla itiraz. O zaman diyor bağlayın önce şunun ellerini buradaki halka. Bağlayın ellerini işin hakikatini açacak. Bağlıyorlar ellerini. Falanca yerde bir ova var. Orada büyükçe bir ağaç var. O ağacın dibine gidelim. Herkes bütün orada daha fazla merak, daha fazla böyle şeriata aykırı hareket. Hazreti Davud gibi bir peygamberin ki daha önce Hazreti Davud'un ne güzelliklerini görmüşler, ne tecellilerini görmüşler, ne manevi zevklerini görmüşler. Ama şimdi Hazreti Davud milletin gönlü tamamen bulandı. Hazreti Davud diyor ki bu ağacın dibinde bu öküz sahibi var ya, öküz sahibi, bu davacı, bu şu öküzü yiyenin babasını öldürmüştü. Onun babası da bunun efendisiydi. Efendisiydi. Bu çiftlikler, bu mallar hepsi onun babasınındı. Şu eşi var ya o eşi, o eşi de onun cariyesiydi. Onunla birleştiler, anlaştılar da öyle öldürdüler. Bıçak dahi üzerinde duruyor. Bıçakta adı var, adı yazılı. Açın. O korkudan, o adamı öldürdükten sonra o heyecandan bıçağı bile üzerinde unuttu. O şekilde hemen göbüp kaçtılar. Açıyorlar, bakıyorlar. Allah. Öyle. Adamın kellesi orada, üzerinde bıçak duruyor, bıçak duruyor. İtiraz edemiyor artık. İtiraz. Hazreti Davud diyor, şimdi hükmümü veriyorum. Kısasa kısas. Kısasa kısas. Kesin onun da kellesini. Eğer ki Allah o kadar merhametlidir, o kadar kusurları affeder, o kadar örtücüdür ki, eğer zamanında o öküz sahibi azıcık diğer tarafa yardım etseydi, yahu şunlar, şunun babasını öldürdün, şunu bir sorayım, bayramda sorayım, seyranda sorayım. Ya da en son hadi olmadı öküz gitti. Öküzü şuna helal edeyim deseydi Allah onu yine affederdi. Ama o ısrar ettikçe, hatada ısrar ettikçe, hatada ısrar ettikçe verecekleri fazlalaşıyor. İsyan ettikçe verecekleri fazlalaşıyor. En son olmadı. En son baktı ki ıslah olmuyor. Baktı ki secde etmiyor. Baktı ki iman etmiyor. Artık onu uzaklaştıracaksın kendinden. Başka çaresi yok. Eyvallah. Tabi olsa Hazreti Peygamber'e sormuşlar. Ya Resulullah, var mı senin de şeytanı? Demiş herkesin bir şeytanı var. Var mı senin de? Evet, benim de var. Ama bana tabi olmuş. Bana teslim olmuş diyor. Tabi oldu, teslim olduysa eyvallah. Tabi oldu, teslim olduysa faydalıdır. O senin efendini öldürmez. O seni o kadar sıkıntılara sokmaz. Ama yok, o seni almışsa emir altına ve senin bak diyor, neden ruh
Neden ruh bu bedenin emrine giriyor? Neden ruh bu nefsin bu beşerin bu nefsin emrine girebiliyor ki? Ruh o kadar muazzam, o kadar yüce bir ruh nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bu nefis ev sahibi. Bu beden ev sahibi. Ama ruh misafir, uzaklardan gelmiş. Hani derler ya, atasözümüz var. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Bu horoz da, bu nefis horozu da kendi çöplüğünde ötüyor maalesef. Ruhu hemen emrinin altına alıyor. Hemen şeyin altına alıyor. Onun için ruh orada yabancı, ruh orada misafir, ruh orada esir. Ama ne zaman ruhu ev sahibi yaparsan, ne zaman ruhu haneye sultan edersen, hay Allah'ım, ne zaman o gönüle Hazreti Süleyman misafir olursa, senin gönlün genişleteceksin, gönlünü genişleteceksin. O sultanın o gönle girebilmesi için gönül et parçası değil. Öyle düşünmeyin sakın. Gönül öyle bir genişler ki, eğer ki sen yeter ki temizle, o gönlü temizle, senin gönlün cihanı kapsar. Geniş olmasa Allah nasıl oraya sığacak? Gönlün geniş olacak. Nasıl geniş olacak? Güzel görmede geniş olacak, tevazuda geniş olacak, kusurları örtmede geniş olacak, iyilik yapmada geniş olacak, sabır göstermede geniş olacak. Başka türlü genişlemez. Sakın ha! Başka türlü neyin genişleteceğiz? O şekilde genişliyor. Derler ya, ne geniş adam. Ya, ne geniş adam derler. Bak duymuşsunuz ya. Ne geniş adam ya. Ne rahat adam ya da. O şekilde bir genişlik. O şekilde bir... Bak Hazreti Ali ne diyor? Ya Resulullah. Ayet var. Aynen Hazreti Ali'nin bu halini anlatan ayet var. Diyor ki onlar ki kötülüğü iyilikle savarlar, def ederler. Bak ayet aynı. Hazreti Ali'ye soruyor işte. Senin komşun sana kötülük yaparsa, bazı yerleri dedi ki bir uyarırız, ikincisi biz de yaparız, üçüncüsü söylerim. Ama Hazreti Ali ne demiş? Sabrederim demiyor. Demiyor ki sabrederim, tamam ya Resulallah, o kötülük yapsa da ben sabrederim. Bak ne diyor? İyilik yaparım. Demek ki Hazreti Ali bu ayeti çok güzel zevk etmiş. Kötülüğü iyilikle diyor. Aynen ayet öyle, kötülüğü iyilikle. Şu anda aklıma gelmiyor hangi süre hangi ayet ama ayeti okumuşsunuz. Aklınızda var şu anda belleğinizde. Onlar ki diyor, kötülüğü iyilikle def ederler, savarlar. İşte Hazreti Ali o düşünceli, işte o. Ehlullah'ın işi, evliyanın, peygamberlerin işi, kötülüğü iyilikle. Bizim gönlümüze nice böyle nispetler gelir, düşünceler gelir. Biz de onları değişik, sadece dışarıda bir tecelli olacak değil ha, önce gönülde bitiyor. Önce niyette bitiyor. Ne yapıyoruz biz? Biz de o gelen ya da dışarıdan afaktan gelen bir düşünceyi iyiye tebdil edersek, onu iyi düşünürsek, onu iyi yaparsak, onu düzeltirsek, işte kötülüğü iyilikle def etmiş oluruz. Yoksa gönlümüze yerleşir. Bakın bütün olaylar önce mana aleminde oluyor. Sen önce oralarda yapamazsan zahirde karşına çıkacak, yapamayacaksın orada da. Ama burada yaparsan, fiil olarak karşına çıktı mı, anında başarırsın, hiç merak etme. Çünkü senin niyetin o fiilden üstündür. Örneklendirelim. Birisi geldi, dedi ki, ya Ahmet abinin bu kusuru var.
ben onu gönlümde düzeltirsem, yok, yanlış görmüşüm. Gel şöyle düşün, ona da. Ya da ben gördüm, kendime yine telkini vereyim. Bak şöyle düşün, bu şekilde güzel düşün. Bu güzelliği vardır. Onun olumlu, güzel tarafını, o gelen, o anda geleni iyilikle ne yaptım biliyor musunuz? Def ettim. O gelen yanlış düşünceyi iyilikle üzerimde savdum, def ettim. Yarın fiil olarak karşıma böyle bir tecelli çıkarsa, birisi geldi bana bir hakaret der. O zaman ben ona iyilik yapabileceğim. Allah bana o fırsatı verecek. Çünkü gönül aleminde bunu yapmıştır. Zaten diyor ki, uzak götürmeyelim uzağa sahneleri. Sahneleri uzağa götürmeyelim. Hani diyor ya, ben bize demişti, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demiştik ki, evet. Belli. Bela, belli, evet. İkisi yani evet demek, bela, belli. Derler ya, kalu, bela. Kalu, kal yani konuştular. Evet dediler. Şimdi bu, biz bu sahneyi uzağa götürmeyelim. Bu sahneyi her tecellide, önümüze çıkan her tecellide muhakkak bir ayete, bir hadise işarettir. Muhakkak bir hadistir ya da bir ayettir. Olaylar öyle. Sen orada o mana aleminde o zaman diyen, o zaman ikrar eden, o zaman tasdik eden, şehadet aleminde ikrar ediyor ya, işte bir fiil karşısında da sen manada onu düzelttin, onu tasdik ettiysen, fiilde aynı şekilde onu ikrar edeceksin. Tasdik ettiğini ikrar edeceksin. Allah sana yanlış bir şey karşına çıkarmaz. Senin gönlünde düzelttiğinin aksini fiil olarak zuhura çıkarmak mümkün değil. Sen amelin güzel olacak, niyetin güzel olacak da amelin çirkin olacak. Böyle bir şey tevhide uymaz adı üzerinde. Bak. Şu noktaya dikkat edelim. Bak, bu nokta önemli. Bu nokta önemli. Bu basit gelebilir bize ama bakın işin, bütün işin, olayların oluş yeri burası. Ondan sonra dışarıda tecelli olarak, fiil olarak karşına çıkıyor. Bak, burası önemli. Nedir o? Bunu bir laf, bir kelime, bir davranış, bir başkasıyla ilgili bir mevzu, kiminle olursa olsun dostlarım, özellikle de efendinden başlayacaksın. Bu iş bu mevzuunca özellikle efendinden. Efendin hakkında sana birisi gelir bir şey söyler. Söyler. Bugün söylemez, yarın söyler, öbür gün söyler, söyler. Sen onu düzelteceksin. Onu şu gönlünde düzelteceksin. Ondan sonra ihvan arkadaşın için bir şeyler söyler. Onu düzelteceksin. Merak etme, ondan sonra fiil aleminde karşına çıkacak hepsi düzeltebilecek kabiliyet sana verilir. Allah sana o istidadı verir. Yoksa sen düzeltmedin mi? Sen kusuru tasdik ettin mi? Sen de o kusura ortak oldun mu? Yarın karşına bir fiil çıkar, o fiili düzeltemezsin. Ve şeriat-ı Muhammed'e aykırı, adab-ı Muhammed'e aykırı hareket edersin. Etmek zorunda kalırsın. Tabii fiiller birbirinin tohumudur zaten. Şeriat-ı Muhammed'e mugayir olur senin davranışın. Ondan sonra yanan sen olursun. Cehennem ateşinde yanıyorsun ondan sonra. Ben neden şöyle yaptım? Bu neden başıma geldi? Yahu başka, var öyle diyorlar ya, başka birisini mi bulmuyor? Ya da bu davranış, bu fiil, bu olay başkası. Yok mu başka birisi? Niye bununkine gelmiyor, niye benimkime? Daha neler neler gelir. Ama o düzeltmişti. Mana aleminde çözebileceğin, mana aleminde
geçebileceğin bir imtihanı Allah sana zahirde gerek duymaz. Seni orada tutar, orada geçemezsin, burada sana şahitlik eder. De ki bak, ben sana yanlış yere hakaret etmiyorum. Neden? Şehadet alemde sana gösterir. Mana alemde her şey bitiyor. Yani her şey, mana alemi dediğimiz milyarlarca yıl öncesine gitmeyelim. Mana alemi dediğin senin gönlündür. Sen gönlünde düzelttin, Allah karşına gider, fiiller çıkarır. Bu başarabileceğin filan. Hani onu diyor ya, ya Rabbi kaldırabileceğimiz yükleri, kaldıramayacağımız yükleri de bize yükletme. Bize ağır imtihanlarla, işte o ağır imtihanlar dediği oralar. Onun için belki bize daha önce söylemişler böyle ezberden hemen, gönlünüze hakim olun diye. Aman alimin yanında dilini, arifin yanında gönlünü pek tut dediği boş değil. Bu çok önemli, bu çok kıymetli. Çünkü yarın öbür gün tecellisi çıkacak. Efendi bir gün iki kişiyi imtihan ediyor. İki tane köle satın almış. Birisine soruyor. O bir tanesini gönderiyor. Diğerine soruyor. Söyle evladım diyor, senin arkadaşın nasıl birisi? Benim arkadaşım fevkalade. Fevkalade, çok iyi. Olur mu diyor. Nesi var ki iyi? Şu yuvar, bu yuvar, ne? Hiç mi yanlış yok? Hiç yanlış yok. Yahu ama diyor, senin arkadaşın senin için kötü şeyler söyledi. Şunları şunları dedi. Hırsızdır dedi. Yalancıdır dedi. O mu söyledi? Evet. O söylemiştir, doğru söylemiştir. O arif insandır diyor. Ben de bu kusurları görmüştür. Ben onun bugüne kadar yanlış bir şey söylediğini görmedim. Eğer ben de bu kusurları görmüştür, doğru söylemiştir. Vardır bende yanlış hasletler. Hırsızlık demek, yalancı demek sadece zahiri bir şey yapma değildir. Manada hak etmediğimiz, işin hakikatini bilmediğimiz bir kelimeyi, bir mevzuyu, neyse. Yani hırsızlık deyince bir şeyi, bir cismi ilahin bir yerden alıp bir yere götürmek ya da yalancı deyince şeriat-ı Muhammediye mugayir bir şey söylemek, bir başkasının hakkında ya da bir mevzu hakkında, sadece o değil. Efendi Baba diyor ki ben onu anlatayım da biraz. 57 yaşına kadar 57 yıl yalan söylemişim. Bak halbuki Efendi Baba namazında, niyazında işte yalan söylemek demek ki hakikati bilmeyince, senden hak söylemeyince, senin nispetlerinle söyleyince yalandır bu. Senin değil, benimdir diyorsun, senin değil. Benim ev diyorsun, senin ev değil. Benim gözüm diyorsun, senin göz değil. Benim dil diyorsun, senin dil değil. Allah'ın olanını benimdir diyorsun. Yalan olmadı mı şimdi? Onun için diyor 57 yaşına kadar yalan söylemişim. Neden? Çünkü ben nispetimle ben demişim. Ama Allah da benden bir taraftan ben diyor, ben diyor, ben diyor. Ne zaman ki diyor Ahmet Efendi'nin huzuruna oturdum, ne zaman ki bu tevhidi aldım, o zaman bitti. O zaman anladım ki yalan söylemişim şimdiye kadar. İşte onun için diyorum, yalan ya da hırsızlık deyince aklımıza, hırsızlık deyince bizim hakikatini bilmediğimiz öyle mevzular olur ki, o mevzuyu ezberden duymuşsun. Kimden duydun? İşte falanca efendiden. Onu getirdim, falancaya satıyorsun. Ne oldu şimdi? Onun gibi oldu yani şimdi. Hakikatini bilmiyorsun.
Abi bilsen o senin malındır, çalışarak almışsın. O da olsa gitmişsin, onu pazardan almışsın. Nedir ise ücretini vermişsin. Onun çalışması, ücreti tefekkürdür, zikirdir. Yaptın, eyvallah. Onun için diyorlar ki evladım, öyle zevk edemeyeceğini söyleme. Bak herkes kaldıramaz bu yükü. Sonra hırsızı yakalarlar, ellerini keserler. Keserler. Cezalandırırlar. Geçenlerde bayağı oldu bir dostum. Anan hak dedi. Ya dedim söyleme. Yakışmaz. Anan hak yani. Onu söylemen neyi yani neyi ispat? Zevkle söylese ya diyor söylemiş ya falanca o da veli ya. Tamam da o veli o söylemiş ama o söylerken o makamda o zevkle o şuurla söylemiş. O derecede. Derse o. O makamı o zevki o. Ama şimdi sen dersen ne olur? Sen dersen, bak Kur'an-ı Kerim diyor ki bizim ayetlerimiz kimisine hasar verir, kimisini de imanını güçlendirir, arttırır. İşte layık olursan, anlarsan, gönlün mutmain olursa senin daha fazla imanını sağlam yapar, artırır. Ama layık olmazsan bu defa ne yapar? Hasara uğratır. Bilmeyen olursa? Tabii. Biz de dikkat edeceğiz. Bu söylediğimiz kelimeler, yaptığımız davranışlar, neresi yanlış, neresi doğru, neresi yalan, neresi manadan, nispetle söylendi mi hepsi yanlış olur. Hadid suresi ayet 16. Bak, bakın ayete inşallah. Hadid suresi ayet 16. Diyor ki, ey iman edenler, ey iman edenler, ne zamana kadar, aynen öyle ayet bakın. Hadid suresi ayet 16. Ey iman edenler, ne zamana kadar Allah'ın zikri ve inen hak gönlünüzü, kalplerinizi ürpertecek? Ne zamana kadar? Yoksa diyor kendilerine kitap gelip de üzerinden çok zaman geçmiş ve böylece hakikati unutmuş fasıklardan olursunuz. Bak ne zamana kadar diyor. İman edenlere söylüyor bunu. Bak ey iman edenler, ayetin başı ey iman edenler. İman etmiş, onlara söylüyor. Ne zamana kadar, ne zaman olacak bu zikir sizde? Ne zaman bu hak, inen hak, zikir ve inen hak, ikisini ayrı ayrı zikrediyor orada. Ne zamana kadar zikir ve inen hak sizin kalplerinizi ürpertecek, ürpertecek de artık kalplerinize hakim olacak artık, kalplerinize etki edecek. Ne diyor bak? Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman diyor arşa istiva etti. Yani Rahman arşa kondu manası var burada. Arşa oturdu manası var burada. Rahman arşı kapladı, oturdu. Böyle geniş manası var. Ne zaman Rahman arşa oturuyor? Ne zaman Rahman arşı kaplıyor? Neredeydi ki Rahman gelmiş arşa? Arş dediğimiz diyorlar ki arşı herkes şöyle tarif ediyor. Diyorlar ki işte dünya semalarında dördüncü kat sema orası arştır. Kimisi de duymuşum yine diyorlar ki yedinci kattır arş. Bu ikisi için söylenir. Genelde dördüncü kat denir ama yedinci kat olarak da zaten bu sema yedinci kattır. Arş orasıdır. Allah diyor ki Rahman arşa istiva etti. Rahman arşa oturdu.
Eğer ki Rahman arşa oturursa sende de zikir ve o inen hak kalbini ürpertir. O zaman ürpermeye başlar o kalp. O kalp tecelliye mazhar olmaya başlar. O kalp dirilmeye başlar. Biz biliyoruz ki dışarıda öyle bir Rahman neredeyse hep orada zaten. Yıldızların orada mı? Yok. Kaçıncı gökte mi? Biz anlıyoruz ki Rahman demek ki önceden arşta değildi. Bak. Ayet öyle diyor. Rahman arşa istiva etti yani. Geldi kuruldu. Demek ki biz şunun hakikatini böyle anlayalım be dostlar. Demek ki biz daha bu tevhidi almadan Rahman bizde oturmamıştı. Ne zaman tevhid-i efal dersini aldın, nispet fiillerden kurtuldun, faili hak bildin. Ne zaman tevhid-i sıfat dersini aldın, nispet sıfatlarından kurtulup mevsufu hak bildin. Tevhid-i zat dersiyle mevcudu hak bildin. Ondan sonra Rahman senin kalbine o arşa istiva eder, oturur oraya. Zaten o arşa, o yüksekliğe Rahman oturdu mu senin kalbin titremeye başlar, o zikir, o kalbi oynatır. O kalpte neler neler, ne güzellikler zuhur eder. Yoksa bir yıl geçti, beş yıl geçti, altı yıl geçti, yedi yıl geçti yahu. Bir kitap indi, öyle bir kitap iniyor, diyor ki o kendilerine kitap indirilip üzerinde nice zamanlar geçip hakikatini unutanlar, onlar diyor fasıklardan olurlar. Fasık. Kendisinde bir şey olmadığı halde olduğunu iddia eden ya da farkında olmayan, yani Allah korusun biz öyle yapmasın. Niceleri var ki diyor onlar dinden çıkmışlar hala kendilerini Müslüman zannediyorlar. Niceleri var. İşte onun için o zikir diyor ne zaman diyor onlarda tecelli edecek. Biz de tecelli etsin artık. Çalışalım, azıcık gayret edelim. Bunun gayreti zikir ve tefekkürdür. Bunun gayreti bu, bunun mayası bu. Zikir ve tefekkür. Zikir ve tefekkür oldu mu, o zikir ve tefekkür zaten sana kapılarını açar, ne yapacağını öğretir. Senin gönlüne gelir o ilhamlar. Ne yapman gerektiğini biz de istiyoruz. Biz de o Hazreti Davud'un davacıları gibi, davalısı gibi biz de istiyoruz. Biz de o rızıktan istiyoruz ama o rızık kim bilir belki bizim kapımıza geliyor görmüyoruz bile. Geliyor biz şahalarımızı alıp da değil mi dur keselim. Evet biz de öyle yapmamız lazım. Madem geliyor, madem Allah'tan istiyoruz. Geldi mi sana bir ilham, gönlüne geldi mi hemen al eline onu. Kullan. Git eve bak buradan aldın bir sohbeti, bir cümleyi aldın. Gönlüne al git onu evde şerh et. Uğraş bakalım. Ne var? İbrahim Efendi diyordu, evlatlar diyordu, çocuklar diyordu bak. Alın diyordu evde. Burada tefekkür, burada tefekkür, tefekkür. Tabii derdi beyniniz böyle çanağından çıkacak gibi. Yani insan bazen ama bazen baş ağrım der, migren var. Migrende diyor sanki böyle diyor biri çıkacak gibi, fırlayacak gibi. Yani ona ben de diyorum. Yani beynin sanki çanağından çıkacak gibi tefekkür et, düşün. O işi, o mevzuyu her tarafından incele. Her tarafından incele. Öyle bir o taraftan incele, bu taraftan incele, oraya vur, buraya vur, oraya vur. Allah'ın kapısı çıkmak değil.
Allah verir. Yani yeter ki kabını genişlerim. Diyor, ne istedim yedim, istemesin bilmedim. Ne istedim vermedim diyeyim, istemesin bilmedim. Eyvallah. Tabii, tabii gelsin baba.